İyi akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Diyanet TV'ye hoş geldiniz. Hepinizi selamlıyor. Sıhhat ve afiyet dolu bir akşam diliyoruz efendim. Diyanete Soralım programındayız ve yine bugün bizlere Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamız eşlik etmektedirler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Muhterem hocam, bugün yine sevgili izleyenlerimizle merak ettiğimiz sorular, aklımıza takılan bütün dini sorulara inşallah cevap bulacağız. Cevap bulmaya çalışacağız. Vesilenizle efendim inşallah. Nasip olursa bilmediklerimizi de öğrenmiş olacağız. İnşallah. Sevgili izleyenlerimiz, sizler bizlere 0312 alan koduyla 347 2577 veya 347 2578'den canlı olarak ulaşabilir. Muhterem hocamıza sorularınızı canlı olarak sorabilirsiniz. Yine bizlere elektronik posta yoluyla diyanetesoralim@diyanet.gov.tr mail adresinden sorularınızı ulaştırabilir veya sosyal medya vasıtasıyla twitter.com/diyanetesoralim adresinden de sorularınızı gönderebilirsiniz efendim. Ve kıymetli izleyicilerimiz, bugün programımıza kıymetli hocamıza sormuş olduğunuz dünden kalan bir soruyla hemen başlayalım. Muhterem hocam dün gelmişti ama malum internetten dolayı ve programın da artık son anına denk gelmişti. Soruyu soramamıştık. Soru şu efendim. At etiyle ilgili olarak izleyicimiz şunu soruyorlar. Azerbaycan'dan ulaşmışlar. At eti yenilir mi? Dinimizdeki hükmü nedir demiş efendim. Evet. Şimdi at etinin yenilip yenilemeyeceği konusunda İslam alimleri arasında ihtilaf var. Tabi bu ihtilafın sebebi biraz da konuyla ilgili bir yasaklama yok. Mesela Peygamber Efendimiz yani şöyle başlayalım, daha iyi olur. Nelerin yenmeyeceği, evet, nelerin yenilebileceği konusunda ya Kur'an-ı Kerim'dir bizim önümüzdeki ölçü veya Peygamberimizin sünnetidir. Bir de üçüncü olarak tabi insanın nefsinin hoş görmediği, yani taban iğrenç olan şeyler var. Evet efendim. Ki o da zaten Kur'an'da ona işaret ediliyor. Şimdi at eti konusunda Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir şey yok. Evet. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde de yok yasaklama. Ancak İmam-ı Azam Ebu Hanife atın o dönemlerde savaş aleti olması hasebiyle bunun tüketilerek sayısının azalması endişesiyle, evet efendim, bunun mekruh olacağını söylemiş, olduğunu söylemiş. Ama bu kerahet demin de söylediğim gibi dini olmaktan çok bir askeri sebepler veya siyasi diyebiliriz o gün şartlarında demiş. Ama diğer İslam alimleri buna caiz olduğunu söylüyorlar. Nitekim İslam aleminin birçok bölgesinde, özellikle Orta Asya, işte Azerbaycan, Kazakistan vesaire, at eti yeniyor, yiyorlar. Hatta oralardan memleketimize göç edip gelen insanlar var. Buralarda da onların yedikleri de oluyor ama genelde İslam aleminin diğer bölgelerinde alışılmamış veya bu kerahetten dolayı, evet, uzak durulmuş. Yani mekruhtur sonuç olarak. Ya ne demek mekruh? Yenilmese daha iyi olur. Yenilmesinde bir sakınca. Yenilmesi halinde haram işlenmiş olmaz. Bir kimse çıkar da at eti helaldir, bunda bir mahsur derse günahkar olmuş olmaz. Veya dinden çıkmaz, çünkü haram inkar eden dinden çıkar. Ama yenilmemesi daha iyidir, çünkü mekruhtur, hoş değildir. Binektir yani. Binek, tabii bugün binek olmaktan çıkmış o. Evet. Binek olmaktan çıkmış ama İmam-ı Azam'ın buna kerahat, mekruh değiş sebebinin gerekçesi olarak savaşta çok kullanılan bir materyal olması hasebiyle buraya dikkat çekiliyor. Ama dediğim gibi biz taban bize uygun gelmiyor. Biz alışmamışız. Dolayısıyla yani bunun kaçağı falan da olduğu zaman doğrusu biz rahatsız oluyoruz. Ama diyelim ki buna alışık olan birisi yemiş. O da mekruh olarak İmam-ı Azam'a göre, diğerlerine göre bir şey gerekmez. Peki efendim. Hattımızda bir izleyicimiz var kıymetli hocam. Kahramanmaraş'tan Gülşen Özdemir. İyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Buyurunuz. Sağ olun. Şimdi sevgili hocam, Allah razı olsun öncelikle bu imkanı verdiğiniz için. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bilgilerinizle hepimiz aydınlanıyoruz. Allah razı olsun. Amin. Biz teşekkür ederiz. Allah size razı olsun. Şimdi bizim şöyle bir sorunumuz var. Eşim anne ve babasının vaadiyle
sana ev veriyoruz vaadiyle kendi evlerinin miras malı evlerinin üst katını bize yaptırttılar. Biz aşağı yukarı 4 yıl işte bankadan para çekip ev alıyor gibi babasının evini yaptırdık ve banka faiziyle adeta kendi evimiz gibi yaptırdık, emek verdik. Daha sonra da çeşitli sebeplerle bir takım huzursuzluklar çıkarıp işte çıkın vesaire gibi farklı eylemlerde bulundular. Ayrıca da tapu vermediler ve vermiyorlar. Ben bunu daha fazla uzatmayacağım. Yani şunu sormak istiyorum. Biz hakkımızı aramalı mıyız? Anne babasının yapmış olduğu davranış Allah indinde mesul müdür? Eşimin anne babamdır deyip hakkından vaz mı geçmesi lazım? Yoksa da hakkımızı arayıp kendileri şeriata davet etmemiz gerekir mi? Bu noktada evladın da anne baba üzerinde bir hakkı var mıdır diye ben sorumlu. Peki hanımefendi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Afiyet diliyoruz efendim. İyi akşamlar. Muhterem hocam, bir aile arasındaki yaşanan bir olumsuzluktan bahsediyor. Öncesinde evlatlarına anne babanın kendi isteğiyle bu evi efendim üst katı siz yaptırın sizin onların demişler. Sizin olsun demiş ama sonuçta miras. Miras yok henüz de hayatta galiba bildiğim evet. kadarıyla. Ama sonrasında da herhalde bu iş karışıklığı bunlar borçlanmışlar, yaptırmışlar, şimdi de vermiyoruz demişler. Evet. Tabii şimdi burada hakkımızı arayalım mı diyor. Aile içerisinde kırgınlığa vesile olmadan veya kırgınlık yaratmadan problemlerin çözülmesi esastır. Evet. Özellikle ana baba ve evlatlar arasında bu çok daha önemlidir. Şimdi tabii keşke bu ebeveyn evet efendim. Çocuklarına böyle bir imkan vermişlerse, efendim böyle bir söz vermişlerse ve o çocukları da borca girerek o evi yaptırmışlarsa bundan vazgeçmeseler idi. Vazgeçmişler, öyle anlaşılıyor. Tabii burada bunlar da masraf ettiğine göre bu evet. masrafların karşılığını istemede hakları, anası babası da olsa sonuçta hakları. Ama bizim onlara tavsiyemiz kırıcı olmadan, karşı tarafı incitmeden aralarındaki sulh olma veya hakkını bulma gayreti içerisinde olmasıdır. Teşekkür ediyoruz hocam. Gayet açıklayıcı oldu. Birbirlerini kırmasınlar tabii. istiyorsunuz. Hay hay efendim. Umarız anne baba, muhterem anne baba da onlara artık şefkat gösterirler. Bu i̇nşallah, noktada iyilik inşallah. Gösterirler efendim. Yine bir başka izleyicimiz Adana'dan Hüseyin Gürkan Solmaz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar efendim Adana'ya. Hoş bulduk efendim. Öncelikle selamun aleyküm diyorum. Aleyküm selam. Hocam benim sorum çok kısa olacaktı. Ben 3 sene önce bir mobilya firmasına katalog işi yaptım. Bu firma benden fatura istemedi. Ben de fatura istemediği için fatura kesmeden ürünü teslim ettim ve parayı aldım. Şimdi burada fatura istemediği için bu KDV hakkı bütün 70 milyona mal oldu mu? Bu ben fatura kesmeli miydim yoksa fatura istemeyen firmanın mı suçu bu? Burada nasıl bir vebal devreye giriyor hocam? Bunu öğrenmek istiyorum. Yani fatura kesmediğimiz zaman nasıl bir günahı var veya nasıl bir kul hakkı oluyor hocam? Evet. Şimdi tabii bu teşekkür ediyoruz. Adana'ya selamlar. Hüseyin Gürkan Solmaz Bey'i uğurluyoruz. Aleykümselam, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, sağ olun. Bir hassasiyet gösteriyor izleyicimiz bu noktada. Şöyle, yani fatura niye kesiliyor? O alım satımdan elde edilen kardan vergi almak için. Evet. Ve memleketin ihtiyacı alınan vergilerle karşılanıyor. Hastaneler vergilerle işliyor. Evet. Yollar vergilerle yapılıyor. Ne bileyim yani bu elektrik vergiyle yanıyor. Yani devletin geliri vergi. Onun dışındaki gelirleri çok az, birkaç kalemdir belki, biz bilmiyoruz tabii ama ağırlıklı olarak vergi onu biliyoruz. Şimdi burada hem alıcı firma hem de satıcı kişi vergiye sebep olacak bir muameleden kaçındıkları için elbette yanlış yapmışlar ve elbette sorumlular. Evet efendim. Yani niye sorumlular? Kendisi de zaten şüphe etmiş. Diyor ki 70 milyonun hakkı mı var bunda diyor. Var tabii yani sonuçta. Tabii yalnız şu var, maalesef bu insanlar bunu hesap etmiyor. Yani kendi çıkarını düşünüyor. Kendi
bir kuruş fazla karını düşünüyor. Ve çok böyle böyle bir şey yapmayacağını düşündüğümüz insanlar bile gittiği zaman işte mesela satıcı diyor ne çirkin bir şey. Fiş kesmezsek diyor fiyat şu olur diyor. İyi o zaman kesme de ver diyor. Niye 10 lira ucuz alacak? İşte KDV'sinden kazanacak. Yani bu devletin hakkıdır. Dolayısıyla bu yollara tevessül etmek caiz değildir. Ve bir bakıma bence bu kul hakkıdır. Yani kul hakkıdır. Ne yapması lazım? Bir yolunu bulup onu en azından bir devlet kurumuna bir bağış vesaire yoluyla oradan şeyini... Niyetini de bu şekilde tutarak... iyi olur. Peki efendim. Hangimiz hatalıyız? İkiniz de hatalısınız. Yani annem veren hatalı. Peki efendim. Ankara'ya dönüyoruz kıymetli hocam. Bilal Gürbüz hattımızda. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'ın selamat selatı üzerinize olsun inşallah. Sizlerin de. Hocam da size iyi yanlar diliyorum. Bu tür şeylerden bütün insanlar bilgilendirmek üzerine. Teşekkür her gün güzel gününüze selatlar üzerinize olsun inşallah. Razı olsun. Ben geçen hafta sizin de programınızda ben bir şey iletmiştim hocam üzerine ama bu bir bağlantı sağlayamadık. Şu anda daha iyi oldu. Buyurun. Ben sizden şu ricam var. Ben Antalya'nın Korkel Uğurcak köyündenim ama ben annemden, babamdan, atamdan sınırlıyorum. Ben ilk önce haramdan korkan bir insanım. Bir de şu var, lafı uzatmayayım kısacası. Annenin, babanın evlat karşısında, evlatlar karşısında devletten para alarak baktığını, ben buna üzülüyorum açıkçası. Evet. Bunun karşılığında ben hocamla Allah rızasında gerçekten haklı olarak bunu doğru mu değil mi onu öğrenmek istiyorum ben. Hay hay efendim çok teşekkür ediyoruz Bilal Bey. İyi akşamlar. Bir anne emdirdiği bir suyun bir damlasını hakkını ödemez evlat. Ben bunun karşılığını hocamla doğru olarak istiyorum. Hay hay efendim iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet muhterem hocam. Yani bir hak yani kişi, meselesi. Evlat anne babasına baktığı için devletten para alabilir mi? Evet. Şimdi devlet böyle bir imkan vermiş zannediyorum. Şimdi bir defa anne baba hakkı fevkalade önemli. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah kendisine ibadetten sonra ana babaya ihsanı emrediyor Kur'an-ı Kerim'inde. Şimdi Kur'an'ın bir üslubudur bu. Cenab-ı Allah kendi ismiyle beraber veya kendisiyle ilgili bir konuyla beraber bir başka şeyi zikrediyorsa o onun ona verdiği değerin bir ifadesi oluyor. Evet. Mesela Peygamber Efendimizin ismini veya Resulü, Resulullah diye Atiullah'a ve Atiur Resul diyor mesela ya. Diyelim. Burada Allah'a diyor, arkasından Resul'e diyor. Ve bu Resul'e itaatin önemini gösteriyor. Çünkü kendi ismiyle kendine itaatla yan yana getirmiş. Şimdi bu ilgili ayette de Estağfurullah ve gada rabbuke ella ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsan. Yani Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemeni ve ebeveynine iyilik etmeyi hükmetti, emretti diyor. Yani kendisine kulluk İslam'ın zaten baş hedefi. Yani İslam'ın birinci şartı Allah'a kulluktur. Tek Allah inancı ve ona kulluk. Ve Cenab-ı Hak bunun peşinde ebeveynine iyiliği, anaya babaya iyiliği getiriyor. Ve onlara üzmeme, işte onlara üf demeyin. Onlar nasıl ki küçükken size baktılarsa, siz de onlara yaşlandıkları zaman rahmet kanatlarını gerin evet. Anlamında ayet-i kerime devam ediyor. Şimdi dolayısıyla bir çocuk için en önemli şeylerden birisi anasına babasına iyilik etmesi, ihsanda bulunması, onların gönlünü alması, onlar vasıtasıyla sevap kazanmasıdır. Şimdi bir hadis-i şerif var. Ramazan'da Peygamber Efendimiz... Üç basamaklı minber var. O minbere çıkıyor. Evet. Ve o minberin her bir basamağına çıktığında amin diyor. Birinci de amin, ikinci de amin, üçüncü de amin diyor. Evet. Ve tabii dinleyen sahabiler buna şaşıyorlar. Çünkü daha önce Efendimiz böyle bir şey yapmazdı. Acaba niye böyle yaptı bugün? Peygamber Efendimiz de o şaşkınlığın farkında. Evet. Diyor ki halka, cemaate, şaşırdınız değil mi niye amin dediğime? Evet ya Resulallah diyor. Şimdi bu üst basamaktan her birinde Cebrail kendisine gelip bir dua ediyor. Ve Peygamber Efendimiz de ona amin diyor. Şimdi bu duada üç şey var. Yani o basamaklarda. Evet efendim. Birisi Ramazan gelip de sonuna kadar
cenneti hak edemeyenlerin yüzü toprağa sürünsün. Ve bu biri bu. Birisi Efendimiz'e salavat. Peygamber Efendimiz'in ismi anıldığı zaman salavat getirmeyenin yüzü toprağa sürünsün. Birisi de anası babası veya onlardan birisi yanında yaşlanır da onlara hizmet ederek eğer cenneti hak edemiyorsa onun yüzü toprağa sürünsün buyuruyor. Eyvallah. Yani ebeveyne itaat, onlara iyilik, onlara ihsan en büyük sevaplardandır. Dolayısıyla normal olarak bir insanın annesine babasına baktığı için para alması doğru değil, ihtiyacı yoksa. Ama fakirler, kişi mesaisini anasına babasına bakmaya harcıyor. Yani onları bırakıp çalışmaya gidemiyor ve buna karşılık da devlet bir para veriyor. Yani bunu almakta da sakınca yok. Peki. Zannediyorum. Devlet her anasına babasına bakana bunu vermezdir. Evet. Yani bir ihtiyaç durumu söz konusudur. Bunu tespit etmişlerdir. Gelir olmama söz konusudur. Ve bu şekilde ise gerçekten. Bir de hocam evde hizmetler başladı ya şimdi. Yaşlı insanlara devlet evde hizmet, Sağlık Bakanlığı evde hizmeti götürüyor. Bu noktada olan insanlara da bakıcı olarak yanındaki aile fertlerine bu tür bir imkan sağlamış. Yani o ihtiyacı olmasa da veriyor mu? Bakıcı masrafını yani evdekine yani şimdi olurmuş. Şöyle, eğer çocukların ihtiyacı yoksa analarına babalarına bakarak ondan sevap almalarını tavsiye ederiz. Evet. Ücret alırsa sevap alamazlar. Evet. Bir işe iki ücret olmaz. Peki efendim. Doğru anlamak lazım meseleyi. Konya'ya uzanıyoruz kıymetli hocam. Bir izleyicimiz hattımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Mevlana diyarına selam, iyi akşamlar. Peki, izleyicimize daha sonra inşallah bağlantıyı kuracağız kıymetli hocam. Bir başka izleyicimizin mail üzerinden göndermiş olduğu soruyla muhterem hocam devam ediyoruz. İlginç bir soru aslında bu. Güneş enerjisiyle ısıtılan sudan abdest alınır mı? Suyla abdest alınır mı denilmiş. Tabii yani bu soruyu sormanın bir sebebi var. Evet efendim. Çünkü bizim fıkıh ve ilmihal kitaplarımızda güneşte ısınan su ile abdest almak mekruhtur diye geçer. Fakat bu kerahet nereden kaynaklanıyor? Yani niçin alimler buna mekruh demişler? Peygamber Efendimiz mi yasaklamış? Yoksa bunun başka bir sebebi mi var? Şimdi hadis-i şerif var. Yani bunun mekruh olduğuna işaret eden hadis-i şerif var. Ve gerekçe olarak da bu baras hastalığına sebep olur diyor. Baras bir şey. İnsan ciltte meydana gelen bir alaca, beyazlık. Buna baras diyorlar. Hadis-i şerif o şekildeki suyla yani güneşte ısınan suyla abdest alınması halinde bunun baras hastalığına sebep olacağını söylüyor. İmam Şafii bu hükmün dini olmaktan ziyade tıbbi olduğunu söylüyor. Yani evet. Bu şeyin sağlıkla ilgili kerahetin sebebi bu suyun hastalığa sebep olabilme endişesidir. Yoksa dini açıdan bir mahzur olduğundan değildir diyor. Ve nitekim İslam fakihleri, İslam alimleri toprak kaplarda ısınanların sakıncasız olduğunu ama bakır gibi yani madeni kaplarda ısınan sularla abdest almanın mekruh olduğunu söylemişlerdir. Evet. Şimdi güneş enerjisinde böyle bir endişe yok bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla nasıl ki toprak kapta ısınan güneşte, toprak kapta olup da güneşte ısınan da kerahet yoksa, mekruh değilse, güneş enerjisinde ısınan su ile abdest almakta da herhangi bir sakınca olmaz. Peki efendim. Ankara'ya dönüyoruz. Bir izleyicimiz attığımızda iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Hayırlı yayınlar efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür buyurun efendim. Benim bir sorum vardı. Oruç ve namaz hakkında. Hocam şimdi ben Kırşehirliyim. İsmim de Yusuf Kocamış. Evet. Şimdi bizim orada ihtiyarlar namazı işte son ömrünün sonuna doğru bir şey adet koymuşlar. Kılamadığı namazı ve gençliğinde tutamadığı orucun ne kadarsa onu hesaplıyorlar. Miskat vasiyet dedikleri bir şey yapıyorlar. Evet. İşte şu kadar orucu tutamadım, şu kadar namaz kılamadım. İşte bunu ben ölünce kefaret olarak ödeyin diye vasiyet yapıyorlar. Evet. Benim babam da böyle son zamanında vasiyet yapmış. Mahalle hocasıyla oturmuşlar, şey etmişler.
hesaplamışlar. İşte diyelim 3000 lira kadar bir şey çıkarmışlar. Ben de hocama dedim ki, mahalle hocama, dedim ki Hafif dedim, orucu kefaret olur ama namazın kazası olur dedim. Yani bu İslam'da nasıl bir şey? Hay hay efendim. Geçerli mi değil mi? İkinci de bir şey daha buyurunuz soracağım. Buyurunuz. İslamiyet'te cariyelik var mı? Neden soruyorum bunu? Şimdi muhteşem yüzyıl diye bir şey var. Osmanlı'da, Osmanlı devletinde daha çok şeyi harem anlatıyor. Peki efendim, bir dizi, evet. Burada işte bir sürü cariye şey ediliyor. Hay hay efendim. İslamiyet'te cariyelik var mı? Bir de şöyle bir şey işittim, hadis. İşte cariyeler efendilerini doğurmadıkça kıyamet kopmaz. Böyle bir hadis var mı? Peki efendim. İyi akşamlar diyor Yusuf Bey. İyi akşamlar. Saygılar, sağ olun. Efendim, dilerseniz bu cariye işinden başlayalım. Var mı efendim böyle bir şey? Bu şimdi şöyle bir realitedir. İslam geldiği zaman kölelik ve cariyelik vardı. Evet. Ve İslam da köleliği ve cariyeliği kaldırmadı. Ancak köleye ve cariyeye insani muameleyi emretti. Yani şimdi İslam'dan önce köleler hiçbir hakkı yok, tamamen ezilen, hayvan muamelesi gören ve doğru dürüst bir şey yedirilmeyen, giydirilmeyen varlıklardı, insanlardı. İslam bunlara bir düzen getirdi. Yani dedi ki, yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin kölelerinizi. Bu erkek köle için de aynıdır, kadın köle için, ki cariye diye kadın köleye derler. Evet. Yine Peygamber Efendimiz onlara oğlum deyin, kızım deyin diye tavsiyede bulunuyor sahabilere. Yani kölelik ve cariyelik İslam'dan önce vardı. İslam ve İslam geldiği zaman dünyanın diğer taraflarında da vardı. Ve İslam da bunu kökünden kaldırmadı. Ama birçok cezayı ödemenin birinci şartı olarak köle azat etmeyi getirdi. Mesela adam Ramazan'da bile bile orucunu bozdu. Ceza bir, köle azat edecek. Gücü yetmiyorsa ondan sonrasına geçecek. Veya zihar dediğimiz bir kefare, evet, şekli var. Yani bir kimsenin eşini bir mahreminin bakamayacağı bir yerine benzetmesi. Ha, bunu yapana eşi haram oluyor. Yani ilişkiye girmesi haram oluyor. Ha, bundan kurtulmak için ilk ceza bir köle azat etmek. Bir kimse bir kimseyi hata ile öldürürse onun o diyet denilen cezasından ayrı olarak bir de kefareti var ve bir kefaretin birinci ödeme şekli köle azat etme. Yani İslam kesip atmamakla beraber bu kölelik, cariyelik müessesesini mümkün mertebe bunu yok etmek için şeyler, tedbirler koymuş. Sonra başka azat yolları, mesela işte çocuk doğduğu zaman ona ümmü velet deniyor, cariyenin çocuğu, evet, olduğu zaman onu hürriyetine kavuşturmuş oluyor vesaire. Şimdi cariyelik ve kölelik nereden oluyor, nasıl oluyor? Bu bir savaş yoluyla elde edilen esirleri devlet cari köleleştirirse köle oluyor idi. Veya daha önce köle olmuş birisi satılmışsa onu satın alarak oluyor idi. Yani şimdi bu biliyorsunuz dünyada kaldırıldı. Dünyada kaldırıldıktan sonra İslam'ın bunu ihdas etmesi hiçbir şekilde düşünülemez. Yani Müslüman'ın ihdas etmesi hiçbir şekilde düşünülemez. Çünkü zaten İslam bunu kaldırmak için çeşitli vesileler getirmiştir. Evet. Tümüyle kaldırmamış çünkü bir vaka. Evet. Ayrıca Müslümanlar esir edilip başkalarının kölesi oluyor. Bir de mütekabiliyet var bu vaka, evet, bu. Yani temelde şey olarak bu vardı ama bugün yok. Evet efendim. O dizidekiler falan biraz abartmadır tabii. Bu doğaldır, teşbih yani. Film o. Ama bu Osmanlı döneminde de kullanılmış, bu uygulanmış mutlaka, evet, vardı. Bu bir. Evet. Bu anne doğurduğunda kıyamet kopmayacak vesaire. Ha, şey. Cariye. Hadis var. Öyle. Şimdi Peygamber Efendimiz bir gün sahabilerle otururken, evet, bir Cebrail geliyor. Ve Peygamber Efendimiz'e bazı sorular soruyor. İman nedir? İhsan. İslam nedir? İhsan nedir? Arkasından kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz diyor ki, bu soruyu soran sorulandan daha iyi bilir. Ama diyor sana alametlerini haber vereyim. İşte deve çobanlarının yüksek binalar yapmakta yarışması, cariyenin efendisini doğurması diyor. Şimdi cariye efendisini nasıl doğurur?
Bir defa bizim bildiğimiz cariyelik müessesesinde efendi doğrulamaz. Çünkü bir kimsenin oğlu annesinin sahibi olamaz. Bir başka ifadeyle bir çocuk, bir kadın oğlunun cariyesi olamaz. Mümkün değil. Hatta kocasının cariyesi olamaz. O zaman bu mecazi bir ifadedir bu. Ve bunu genelde şöyle açıklarlar. Yani anaya babaya itaatsizliğinin olması, evlatların analarını hizmetçi gibi kullanır hale gelmesi gibi bunun yorumları veya tefsirle izahları yapılıyor. Bu şekildedir. Peki efendim. Bir tane daha var. Oruç ve namazla ilgili ıskat dediğimiz mesele var ama bir izleyicimiz var attığımızda, sonrasında ıskata geçelim. Bursa'ya selamlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz efendim. Benim bir sorum olacak hocama. Pardon, birkaç tane sorum olacak. İki tane kişisel, bir tane de genel sorum olacak. Ben sorularıma şöyle başlamak istiyorum. 220 gram mehrim var. Bu mehrimden ben zekat vermem gerekiyor mu hocam? Bir de hiçbir gelirim yok. Bir daha. Mehrinizi aldınız mı yoksa henüz eşinizde duruyor mu? Aldım. Yani 300 gram mehir verecekti eşim bana. 220 gram verdi şu anda. Evet, aldım. Bir sene geçti mi üzerinden? Bir sene geçti. Ben vermedim zekatımı. Vermem gerekiyor çünkü herhangi bir gelirim yok. Onu soracaktım. Eğer mehrimi vermem gerekiyorsa mehrim de azalacağından dolayı bunu herhangi bir taşımaz mal varlığına dönüştürebilir miyim? Ondan da zekat vermem gerekiyor mu? Hani bu mal varlığı alırsam eğer. Başka bir sorum da hocam. Evet. Kadın kocasının maaşını sorgulayabilir mi? Yani karışabilir mi başka bir deyişle de? Ne yapabilir mi? Karışabilir mi eşinin maaşını? Onu soracaktım. Bir çok de bir sorum daha olacaktı hocam. Bu da biraz bir şey olacak. Ben bir iftiraya uğradım bir bayan tarafından ve bunu bana kayınvalidem söyledi. İşte bu kadın sana böyle böyle iftira atmış diye. Ben de bunu eşime söyledim, hani bunu git sorgula diye, bunu iftirayı niye bana atmış diye. Eşimin akrabası olduğu için eşimden ben dayak yedim, bir de eşim beni boşadı. Ve ertesi gün hemen bana döndüğünü söyledi. Bu evlilik şu anda sahih mi yani? Hay hay. Onu soracaktım. Peki çok efendim, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Saygılar. Epey soru birikti. Muhterem hocam, hemen ilk izleyicimizin ve namazla ilgili. Reciden rica edelim. Peki. Bir süre soru almasınlar da bu soruları cevaplayalım. Peki efendim. Çünkü unutuluyor. Hay efendim. Oruç ve namazla ilgili olarak Yusuf Bey'in söylemiş olduğu bunların evet. Fidyesi var mı? Evet. Veya vasiyet edilebilir mi? Evet efendim. Şimdi İskat dedikleri mesele. İskat salat veya iskat son evet. Diyorlar. Bir kimse tutamadığı oruçlar için fidye verir. Hadis zatında normalde, daha önce de bir vesileyle geçmişti. Ancak yaşlılık veya hastalıktan dolayı kronik iyileşmeyen evet. Hastalıktan dolayı fidye verilir demiştik. Kişi eğer bu şekilde bir hasta değilse veya yaşlı değilse tutamadığı oruçlarını kaza etmelidir. Ama diyelim ki kaza etmemiş, imkan bulamamış veya bulmuş, ihmal etmiş. Bu ne kadar oruç borcu varsa onun fidyesinin verilmesini vasiyet etmelidir. Ve onun bıraktığı mirastan borçlar ödendikten sonra ilk iş bu vasiyetin yerine getirilmesi gerekir. Evet. Ama mirasın üçte birinde zorunluluk var. Namaza gelince, şimdi namazda böyle bir şey yok. Yani namazda kefaret, fidye diye bir şey yok. Dolayısıyla namaz için böyle bir şey gerekmiyor, şart değil. Ancak, sadece kaza. Ancak İmam Ebu Yusuf, tabi kaza gerekiyor. İmam Ebu Yusuf namazın da aynen oruçta olduğu gibi ona benzetilerek fidye verilmesi halinde veya fidyesinin vasiyet edilmesi halinde Allah'ın onu affetmesi umulur diyor. Rahmetine tabi olacağını. Umulur bak. Evet. Yani böyle yapılması gerekir yok. Evet. Allah affeder yok. Allah'ın affetmesi umulur diyor. Ama bu işi yaparken bizim o eskide pek şimdi yeni uygulanmıyor. Eskiden çok yaygındı. Herkes yapardı. Böyle kabultu ve heptü diye bir mendilin içerisinde, evet, kesenin içerisinde para yaparlar. Böyle ellerinde dolaştırırlardı. Bu bir hile bu. Yani eğer insanın gücü varsa, malı varsa ve gerçekten geçirdiği orucun, namazın fidyesini vermek istiyorsa orucu vasiyet etmeli zaten. Bunun tamamını vermeli orucun. Yani kaç gün oruç tutamamış. Neye göre verecek hocam 100 onu? Gün.
Her gün için bir fidye, bir fitre miktarı. Yani yine fakir doyuracak. Tabii fakire verecek. Evet, peki. Ha. Eğer namazı da verebiliyorsa, vermek istiyorsa ki İmam Ebu Yusuf hani Allah'ın affetmesi umulur demiş, ona istinaden bir hayır babında istinaden evet. vermek istiyorsa o da tamamını vermeli. Öyle şeyle değil yani, devir yoluyla değil. Hay hay efendim, konu burada net olarak anlaşılmıştır. Şimdi, İkinci olarak hanımefendinin sorularına geçelim. İlk olarak 220 gram mehrim var. Tabii yani beyefendi vermiş, zekatımı verebilir miyim ya da bunun taşınmaz bir mala döndürdüğümde zekatını şimdi verecek miyim? Sorduk, anladık. Hay hay. Şimdi bu 220 gram altın nisabın üzerinde bir altın. Evet efendim. Ve Hanefi mezhebine göre her türlü altından, zinetten zekat vermek gerekir. Üzerinden bir sene geçtiyse ve bu mal tabii asli ihtiyaçlarından ve borçlarından fazla ise. Şimdi dolayısıyla bu hanımefendinin böyle bir durumu yoksa eğer, yani borcu yoksa onun karşılığı, bu 220 gram altının zekatını verecek. Gelirim yok diyor. Onun bir kısmını bozdurup verecek. Yani şey bu. Peki efendim. Ha. Ama onu satmış, bir taşınmaz mal almış. Onun için zekat gerekmez artık. Çünkü taşınmazların aynından dolayı zekat gerekmiyor. Altın, gümüş, para, ticaret malı ve saime dediğimiz hayvanlardan zekat gerekiyor. Bu bir. Evet. İkincisi. İkinci soru da hocam, kocasının maaşını kadın sorgular mı? Ya evet. Şimdi bu tabii bu aile içerisinde konuşulur. Evet. Ama yani sen bunu nereye harcadın bana, tabii kocası inşallah bunu sefahat halinde eğer kullanmıyorsa, yani evet. öyle gayrimeşru yollarda harcamıyorsa tabii onu sıkıştırmaması iyidir. Fakat aile içerisinde bu sorulabilir. Yani bizim ailelerde de olur, her ailede olur. Yani ne yaptın? Var mı paramız diye falan, bundan bir sakınca olmaz. Ama peki. tabii bunu problem edinip eğer özellikle eşi gayrimeşru yollarda harcamıyorsa yani onu rahatsız edecek şekilde hocam, üzerine gitmesi olur. Hocam bazen ilginç hanımlar da olabiliyor. Yani olabilir. Ne kadar diyor maaşın? Ya adam söylemek istemiyor yani. 300 lira da olabilir, 3 milyar da olabilir, 5 milyar da olabilir. Aslında bu biliniyor tabii de. Evet. Hani bir laf var. İşte erkeğin maaşı kadının yaşı sorulmaz ya arka arasında. Peki demek efendim. Ki bunun bir sebebi varmış herhalde. Efendim bir de son olarak da şunu sordu. İftira. Bir iftira hadisesi yaşadım diyor. Hı. Bunu da eşimin yakın akrabalarından bir tanesi yaptığı için kendisine bu böyle bir durum söz konusu olduğunda hem efendim üzücü bir olay olmuş hem de onun üzerine boşamış. Bir defa boşadıysa, ikinci gün dönmüş, anlaşılan bunlar evet. biliyor bu işi. Yani dönmeyi falan biliyor. Buna biz raci talak deriz. Evet. Yani boşama kelimesini kullanarak verilen boşamalara raci talak deriz. Ve bu bir defa boşanmışsa. Bir bağ mı yine hocam? Bir bağ gider ve eşinin ben sana döndüm demesiyle veyahut da ancak bir kocanın karısına yapabileceği bir davranışla ona dokunması, kucaklaması evet. gibi böyle bir halle de dönmüş sayılır. Yeni bir nikaha gerek kalmaz. Ancak o üç bağdan birisi gitmiştir. İki bağla evlilikleri devam eder. Devam etmektedir. Peki efendim. Ama zaten bunları sormuşlar. Bu tabii başka zamanlarda bir defa, iki defa falan boşaması halinde o zaman onun üzerinde ayrıca durulması gerekir. Peki efendim. İzleyicilerimize sıhhat afiyet dileyelim. Kısa bir aramız var sevgili izleyenlerimiz. Sonrasında Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteliğimiz devam edecek efendim. Bizden ayrılmayınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden günün duası. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlardınız da o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki
iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Göç zamanı geldi. Irmaktan sıçrama çağı çattı. Her şey helak bulur. Ancak onun hakikati bakidir. Bu sözün arda kalanı, dilsiz, dudaksız, ruhu diri olanın gönlüne doğar. Söyleme de sona erdi, ömür de. Müjdeci geldi. Artık bedenden kurtuluyor. Sevgili izleyenlerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim, Diyanet TV'de Diyanet'e Soralım programındayız. Ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Muhterem hocamızla efendim çaylarımız da geldi. Biraz çaylarımızı da yudumlayalım, evet. Ve programımıza, sohbetimize devam ediyoruz. Sizler bizlere sevgili izleyenlerimiz 0312 alan koduyla 347 2577 veya 347 2578 numaralı telefonlardan canlı olarak ulaşabilir. Kıymetli hocamıza sorularınızı birebir sorabilirsiniz. Yine bizlere Diyanet'e soralım @diyanet.gov.tr mail adresinden veya twitter/diyanetesoralım adresinden de sorularınızı ulaştırabilirsiniz efendim. Gelen sorulardan bir tanesi de şu kıymetli hocam. Bir anne evladına sana sütümü helal etmem derse buradaki evladın durumu ya da ne yapılması lazım? Şimdi aslında annenin bu sözünden önce anneye bu sözü niye söyletilmiş? Onun buraya üzerinde durmak lazım. Daha önemli bence. Buyurun efendim lütfen. Yani biraz önce bu anaya babaya hizmet bakma karşılığında para alma gibi bir soru gelmişti. O, evet. O soruyla ilgili cevaplamaya çalışırken bir şeyler söylemiştik. Yani annenin babanın evladı üzerindeki hakkı. Şimdi çok tabii yani bu hadisler, ayet-i kerimeler anneye babaya itaatın, onları memnun etmenin, onlara saygı göstermenin, onları üzmemenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Ha tabii bu demek değildir ki anne babanın her istediği de mutlaka evlat tarafından yerine getirilecek. Meşru olmayan isteklerini yerine getirme zaten söz konusu olamaz. Çünkü Allah'ın emrinin üstünde emir yoktur. Ve Allah'ın yasağının üstünde de yasak yoktur. Yani bunu bir defa tespit etmemiz lazım. Müslüman için bu böyledir. Evet. Dolayısıyla ebeveyn, ana baba, evladından Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmasını isterlerse veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamasını isterlerse evlat buna uymaz ve bundan dolayı da herhangi bir sorumluluğu olmaz. Ancak o zaman uymaz. Ha, ama öbür taraftan annem bana böyle yaptı, babam bana böyle yaptı diye ona saygıda kusur etmez, hizmette kusur etmez. Yani anne gayrimüslim bile olsa, baba gayrimüslim bile olsa evlat ona annelik, babalık hakkı olarak görevini yerine getirecektir. Ha şimdi inşallah bu soruyu soran kişinin evet. Annesini babasını kendisine sütünü helal etmeyecek şekilde üzmemiş olmasını temenni ederiz. Ama buna rağmen anne böyle demişse, bu biraz nazdır, niyazdır. Yani annenin zaten evladını önzülmesi vazifesidir. Yani o bir minnet, himmet değildir. Bu vazifeyi yapan kişi de onu helal etmemezlik edemez. Ha, tabii ona hoşnutsuzluktan dolayı, evladına hoşnutsuzluktan dolayı... Bu sözü söylemiş. Evlat, evet. Bu sözü söylemiştir. Evlat belki Allah katında sorumludur ama... Sütünün haram olması söz konusu olamaz. Çünkü o evladın hakkıdır annesini emmek iki sene. İki sene emmek hakkıdır. Annenin de bu vazifesidir. Bazı böyle hocalarımız kadın haklarından bahsederken işte annenin evladını emzirme mecburiyeti bile yoktur gibi filan sözler söylerler. Evet. Bu biraz eksiktir. Şimdi bizim dini hükümlerde kadai ve diyani ayrımı vardır. Yani diyani demek Allah katındaki sorumluluk demek. Kadai demek de hukuk karşısındaki sorumluluğu demektir. Ve diyani olarak yani Allah katındaki sorumluluk olarak, borç olarak anneler çocuklarını emzirmek zorundadırlar, vazifesidirler. Ha hukuk katından ise ki o biraz da örfidir. Yani İslam'ın geldiği dönemlerdeki o çevrenin örfünde
Çocukları süt annelerine vermek ve onlar aracıyla emzitme örfü vardı. Ve bu tabii çeşitli sebepleri de vardı bunun. Eğer baba zenginse ve anne de ben çocuğu emzirmeyeceğim, sen bir süt annesi tut, emzirt derse, o zaman hakim anneyi zorlayamaz. Sen illa emzireceksin diye. Bu buradan. Yani annenin çocuğunu emzirme mecburiyetinin olmayışına ait şey budur. Yani bunu ayırt etmek lazım. Annenin çocuğunu emzirmesi borcudur. Çocuğun hakkıdır bu. Dolayısıyla sütü helal etmeme diye bir şey olamaz. Ama evlat da buna dikkat etmeli. Tabii dikkat etmesi lazım o ayrı. Kıymetli hocam, yine mail vasıtasıyla gelen sorulardan bir tanesi de şu. İzleyicimiz soruyor. Muhterem hocam, gayrimüslim mezarlığına bir Müslüman defnedilebilir mi? Veya tam tersi, bir Müslüman mezarlığına gayrimüslim birisi defnedilebilir mi demiş. Şimdi bu öteden beri Müslümanların ve gayrimüslimlerin mezarlıkları ayrı. Yapı olarak da ayrı. Ayrı, evet. Yani mesela İstanbul'a gittiğiniz zaman, tabii her tarafta gayrimüslim yoktu memleketimizin, ama İstanbul'da Rum mezarlığı vardır ayrı, Ermeni mezarlığı vardır, Yahudi mezarlığı vardır ve bir de haliyle Müslüman mezarlıkları vardır. Ve herkes kendi dininin mezarlığına defnedilir. Şimdi de öyle. Ama bu mümkün olmayan yerler. Mesela yurt dışında ölüyor vatandaşlarımız. Evet. Veya diyelim ki Alanya'da birisi öldü. Bir gayrimüslim öldü. Evet. Şimdi Alanya'da bir Hristiyan mezarlığı yoksa, o Hristiyan, Alanya'da ölen Hristiyan açıkta kalacak değil. Elbette bir yere defnedilecek. Nereye defnedilecek? Bunun iki yolu var. Bir, varsa Hristiyan mezarlığı kendi dininin, yoksa Müslüman mezarlığının bir bölümüne defnedilecek. Bir kenarına defnedilecek. Mesela Konya'da ben bunu gördüm. Var. Musalla mezarlığı diye bir mezarlık var. Evet, orada evet. Gördüm. Aynı şekilde diyelim yurt dışında ölen bir Müslüman da, eğer Müslümanlara ait özel bir mezarlık yoksa, o Hristiyan mezarlığının bir köşesine, bir kenarına defnedilebilir. Yine usulleri yine kendi dinlerince. Tabii yani o cenaze namazının kılınması, yıkanması vesaire aynen kendi dini gelen şeyine göre olacak haliyle. Hatta ben mesela Köln'de, Almanya'da gördüm. Böyle Müslümanlara ait, Türklere ait bir mezarlık var böyle. Evet efendim. Tabii o Hristiyan mezarlığının içerisinde bir bölüm ayırmışlar. Ve Ramazan bayramı idi benim gördüğümde o. Cemaat imamla beraber gidiyor oraya. Orada dua ediyor, Fatiha okuyor, Yasin okuyor. Ondan sonra geliyorlar. Böyle bir de uygulama başlatmışlar orada. Gayet güzel efendim. O zaman burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Peki efendim. İstanbul'a uzanıyoruz. Bir izleyicimiz hattığımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar, hoş bulduk. Buyurun. Hayırlı akşamlar diyorum hocam efendim. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Biz de size hayırlı akşamlar. Bir sorum olacaktı hocam size. Ben kızımı nişanladım. Hayırlı olsun. Bizde evet, hoca nikah yapsın dedi. Beyim hoca nikah yaptırdı. Anlaşamadı, ayrıldı. Ama hoca nikahını vermedi. Ama bu konuşma arasında böyle bir kendi aralarında boş ol, boş ol, boş ol demiş. Acaba bu geçerli mi hocam? Yani çok kafamızı kurcalıyor. Hani vermiyorlardı hoca nikahını. Herhangi bir sorun olabilir mi? Peki efendim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Saygılar, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Saygılar efendim. Evet, burada aslında usulen de sizin karşı durduğunuz bir şey. Çünkü resmi nikah olmadan dini nikahın kıyılması söz konusu değil. Evet. Ancak böyle bir şey yapılmış şimdi, ve sonrasında anlaşmazlık çıkmış. Nikah bir akittir. Evet. Sözleşmedir. Mithak-ı galiz diyor Kur'an-ı evet, Kerim'de. Evet. Şimdi sözleşmeler tarafların bizim fıkıh tabirle icap ve kabulü ile tamamlanır. Yani birisinin mesela bir alım satımı örnek verirsek, satıcının sattım, alıcının da aldım demesiyle tamamlanır. Bir alışveriş akdi. Ha şimdi nikahta ise ben seninle evlendim, ben de seninle evlendim gibi ifadelerle bu icap ve kabul gerçekleşir. Ama diğer akitlerden farklı olarak nikahta mutlaka nikahın aleni olması gerekir. Ve aleniliği de İslam alimlerinin birçoğu en az iki şahidin bulunmasıyla sağlanacağını söylemişlerdir. Yani la nikaha illa bi şahid değil adli. İlla bi veliyim ve şahid değil adli aslında hadisin tamamı. Yani iki adil şahit ve veli olmadan nikah olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi dolayısıyla nikahın akt edilebilmesi için iki şahit gerekiyor. Evet. O zaman bunu şöyle diyelim. Bir kadın ve bir erkek aralarında evlilik engeli yoksa,
iki şahidin huzurunda evlendiklerini beyan ederlerse bu nikah dinen nikahtır. Geçerlidir. Ancak resmi nikahın olmaması halinde birçok problemlerle karşı karşıya kalınıyor. Yani kadının hakkı gasp ediliyor. Hatta mesela bir de boşama var biliyorsunuz. Bazıları dini nikah kıyıyorlar. Sonra evliliği devam ettirmiyorlar. Resmi nikah olmadığı için olmuş. Vazgeçiyorlar bu, evlenmiyorlar. Sonra adam boşamıyor ve bir sürü sorun çıkıyor. Onun için bizim zaten kanunumuzda da var bu. Ve bu Osmanlı döneminden kalma bir şeydir bu. Hükümdür. Evet. 1917 senesinde çıkan Osmanlı Aile Hukuku Aile Kararnamesi var. Evet efendim. Orada tescil edilmeden nikah kıyan hocaya, kişiye ceza öngörülmüş. Ve aynen şimdiki hukukumuzda da var o. Yani bir kişi eğer tescil edilmeden nikah kıymışsa, dini nikah kıymışsa o suçtur hukuken. Dolayısıyla bizim hocalarımız kıymazlar bunu. Ha, ama kıymış. Yani diyelim ki buradaki durum. Ola ki kıymış veya illa hoca olmak da şart olmuyor. Yani bu usulünü bilen herkes bunu kıyıyor. Benim babam da kıyardı mesela, evet, rahmetli hoca falan da değildi. Şimdi kıyılmış. Dolayısıyla eğer şartlar yerine gelmişse bu hanımefendinin kızıyla nişanlısının arasındaki nikah geçerli. Ha, ama sonra adam demiş ki sen boşsun demiş. Ha, burada boşama da olmuş. Dolayısıyla bunlar artık istemezlerse hiç evlenmezler. Ama pişman olmuşlar, evlenmeyi isterlerse bir defa boşanmış sayılır. Çünkü zifaftan önceki kaç defa olursa olsun boşama tek boşama sayılır. Buna biz bain talak diyoruz. Artı bir de bir meclisteki üç boşamayı da tek sayıyoruz. Şimdi burada bu hanımefendinin sorduğu soru da eşi kızını, yani nişanlısı kızını, nikah kıydığı kızını, dinen nikahlı olduğu kızını bir defa boşamıştır. İsterlerse bunlar artık iş bitmiştir. Yollarını ayrılar, herkes kendi nasibini arar. İsterlerse yeni bir nikah kıyarak, ama tavsiyemiz resmi nikahtan sonra olması. Evet. Evliliklerini devam ettirebilir ama iki bağ. Bağlı. Peki efendim. Belçika'ya gidiyoruz. Sevgili izleyenimiz, bir izleyicimiz hattımıza, kıymetli hocam. Hoş geldiniz, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz efendim. Hocam size bir sorumuz olacaktı. Ben şu anda anneme bakıyorum. Ve annem de şu anda benim yanımda olduğu için biz altı kardeşiz. Altı kardeşlerim içinden dediler ki bana, bakıyorsun parasına bakıyorsun, bakmıyorsun huzur yerine ver demesi benim çok ağrıma gitti. Evet efendim. Bunun evet. İşitmesi ne olması lazım hocam? Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Yani hayırlı akşamlar efendim. Bundan önceki iki soruda ortalama aynı soruydu. Bakmanın öneminden bahsettik. Evet. Şimdi diğer kardeşleri bakmıyor, bu kardeş bakıyorsa kendisine sevabı bu alır. Üzücü cümleler de kullanmış. Yani öbürleri aldırış etmesin onların dediklerine. Bu kendisi alacağı sevaba baksın. Ki en büyük yani kazanç. Burada kendisine herhangi bir dini herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Şimdi eğer annesinin parası varsa, masrafı evet. Varsa, yani geliri varsa. Bunu daha önce açıklamıştınız hocam. Yani, evladına kendisi veriyorsa, yardımcı kendi oluyorsa. Kendi veriyorsa artı annesinin masrafları için onu kullanıyorsa evet, falan, evet. Bu da sakınca olmaz. Yani bu arkadaşın bir sıkıntı yapmasını gerektiren bir durum yok ortada. Peki o zaman ağlamayınız, üzülmeyiniz, tam aksine sevininiz ve hizmet ediniz efendim. Kıymetli hocam, programa devam ediyoruz. Gelen sorulardan bir tanesi de hacla ilgili, malum mevsimin içindeyiz. Bir izleyicimiz şunu soruyor. Hocama selam ediyorum demiş, iyi akşamlar demiş. Bana dediler ki demiş, hacca gittiğinde eğer Hacerül Esved'e dokunmazsan haccın kabul olmaz. Böyle bir şey var mı efendim? Yok. Şimdi Hacerül Esved'e dokunmak farz değil. Vacip değil. Sünnet de değil. Ama peygamberimiz sünnet de değil derken belki bir yanlış. Peygamber Efendimiz dokunduğu da olmuş, dokunmadığı da olmuş. Hatta başkalarına eziyet etmektense dokunmamayı tavsiye etmiş. Hazreti Ömer biraz yapılı heybetli. Bir insan, heybetli bir insan. Ona demiş ki Ömer sen dokunma, öpme Hacerül Esved'i. Çünkü sen insanları incitirsin. Onlara eziyet edersin.
Yani insanlara eziyet etmektense Hacerül Esved'i öpmemek, dokunmamak daha eftaldir. İzdihamdan kaynaklı. Hele bugünkü evet. şartlarda hiçbir zaman bir hacımız ona heves etmemelidir. Çünkü özellikle hanımlar, yani bizim Türk hanımları az fazla değil ama diğer bazı özellikle Pakistan'dan, Hindistan'dan falan gelen hanımlar onu öpmek için erkeklerin arasına dalıyor. Mahremiyet ortadan kalkıyor. Birbirlerine dokunmalar, sıkışıklık, hatta işlerinde şey olanlar, yani bayılacak hale gelenler oluyor. İzdihamdan dolayı. Onun için, evet. Ha, eğer vakit müsaitse, hiç kimsenin olmadığı, serbest olduğu bir zamanda ise sıraya dursunlar orada, güzelce gelip dokunsunlar, öpsünler. O bir teberrüktür. Yani evet, evet. O bir teberrüktür. Yani yine Hazreti Ömer'den yanlış hatırlamıyorsam bir söz. Biliyorum ki ey tas, senin hiçbir şeye gücün yetmez. Ama Resulullah sana hürmet ettiği için ben de ediyorum. O sana saygı gösterdiği için gösteriyorum. Muhteşem. Dokunma varsa o sana dokunduğu için dokunuyorum. Peygamber Efendimiz dokunmadan uzaktan istilam dediğimiz böyle işaretle de tavaf ederek dolaştığı çok olmuştur. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Gayet de önemli bir noktaya da değindiniz, açıklık ettiniz kıymetli hocam. İstanbul'a uzanıyoruz. İzleyicimiz hattımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Benim iki sorum vardı. Bir köpeğin kıyafetimize dokunduğu yerle namaz kılınabilir mi? Nasıl? Birincisi. İkincisi evet. ise insan evleneceği kişi kaderinde mi yazılıyor, sonradan mı belirleniyor? Peki, hayırlı efendim. Akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz, saygılar. Hocam, köpeğin dokunduğu elbiseyle namaz kılınabilir mi? Şimdi köpeğin salyası pistir. Yani salya ete tabidir. Eti pis olan, eti mundar olan, eti yenmeyen hayvanların salyası da pistir. Buradan hemen hocamın soruyu, köpeğin eti de haramdır tabii. Köpeğin salyası bulaştıysa orası pistir. Eğer belirli ölçüyü, ki o şeye göre değişir, organa göre evet. veya ağırlık bir şeye göre değişir, aşmışsa onun yıkanması lazım. Ama köpeğin diyelim şeyi, kuyruğu dokunmuş veya sırtı dokunmuş, Hanefi mezhebine göre bunda bir şey yok. Evet. Ama Şafii mezhebinde pistir, yani o şeyi de dokunmuş. Necistir, evet. Necistir o. Bu bir. Ama şu var tabii, yani köpeklerin evlerde bulundurulması sakıncalıdır dinen. Evlerde bulundurulması sakıncalıdır, onu söyleyelim. İkincisi, insanın evleneceği kişi kaderinde var mı? Evet, evet. Yani inancımıza göre insanla ilgili her şey kaderinde var. Yani ömrü, rızkı, evleneceği kişi, yapacağı işler hepsi kaderinde var. Ancak biz bunu bilmiyoruz. Biz bunu bilmediğimiz için en iyisini aramaya çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz evlilikle ilgili olarak mesela diyor ki, bir kadın şu özelliklerinden dolayı istenilir. Dininden dolayı, malından dolayı, güzelliğinden dolayı, bir de soyundan, sopundan dolayı. Siz dini güzel olanı tercih ediniz. Yani burada bir seçicilik istiyor Peygamber Efendimiz. İşaret ediyor. Yani demiyor ki, ya senin kaderinde ne varsa alacaksın o. Bekle kısmetini demiyor. Ara ve ararken de bu kriterlere dikkat et. Bu ölçü olsun. Veya erkek kızlarla ilgili olarak dininden ve huyundan memnun olduğunuz birisi kızımıza talip olursa ona evlendirin diyor. Yani biz her ne kadar her şey kader çerçevesinde oluyorsa da biz kaderimizin ne olduğunu bilmiyoruz ve Cenab-ı Hak olayları sebep sonuç ilişkisine bağlamış. Sebeplerini araştırmak durumundayız. Onun için çalışırız ve rızkımızı ondan sonra isteriz. Oturup da benim kaderimde neyse rızkım o gelir demeyiz. Çalışana çalıştığının karşılığını verir. Ve neyse insan illa masa'a. Evet. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı var. Evlenmede kendimiz için en uygun olanı aramaya çalışırız. Görevimizdir o. Efendim diğer şey, her şey de öyle. Yani biz sebeplere tevessül ederiz. Ondan sonrasını Allah'a bırakırız. Kader hayatımızın her yerinde bize kuşatmış. Yani inancımız bu. Peki efendim. Kıymetli hocam, Ankara'dan bir izleyicimiz hattımızdalar. Süleyman Tufan. İyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar hocam. Buyurunuz Süleyman Bey. Hocam benim iki küçük sorum var hocama. Buyurun efendim. Bir tanesi, namaz kılarken yanımızdaki vatandaşlar çok sesli okuyorlar ve biz namazda yanlışıyoruz. Evet. Birisi bu. Bir tanesi de cuma namazının farzını kılıyoruz. Yanımızdaki vatandaş düştü, bayıldı.
Ben bunu tuttum kaldırdım ama yönüm kıbleden döndü. Benim namaz bozuldu mu? Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Saygılar. Evet muhterem hocam ilk sorusu. Tabii ilk sorusu soru değil bir şey. Serzeniş diyelim. Serzeniş. Yani doğrusu yani namaz kılanlar buna dikkat etmeliler. Bir defa sessiz namazlarda kişi ancak kendisi duyacağı kadar okumalıdır. Daha fazla okursa o sesli okumuş sayılır. Evet. Dolayısıyla yanındakini rahatsız edecek derecede onun duyacağı şekilde okursa o zaten namazda tehlikeye girer. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir daha altını çizelim hocam. Ha. Namaz. Şimdi bak sesli okuma demek okuyan kişinin yanındakilerin duyması demektir. Evet. Sessiz okuma demek kendisinin duyacağı kadar bir sesle okuması demek. Kıraat dediğimiz yani. Kıraattan. Evet. Şimdi dolayısıyla namaz kılan kişiler yanındakileri rahatsız edecek şekilde seslerini yükseltmemeliler. Fısıltı halinde de olsa. Çünkü yükseltmeleri halinde hem o kişinin yanılmasına sebep olurlar hem de namazları. Kendi namazları tehlikeye girebilir. Bu bir. İki, cuma namazı kılarken yanındaki kişi bayılmış. Onu tutup kaldırmış ve bu ara yönü de kıbleden dönmüş. Namazın bozuldu mu? Şimdi tabii yönün göksün kıbleden dönmesi namazı bozar. Ama göğüs, vücut kıbleye dönük olmak kaydıyla başı çevirirse namazı bozulmuş olmaz. Mesela kişi yanlışlıkla selam verse ikinci rekattan sonra. Evet efendim. Ama yerinden kalkmasa, başka bir hareket yapmasa vücutunu kıbleden ayırmazsa ayağa kalkıp devam edebilir. Sonunda sevgi secdesi yapar. Ama vücutunu döndürmüşse kıbleden artık onun namazı bozulmuş olur. Ayrıca bir de tabii o kişiyi tutup kaldırmada bir ameli kesir dediğimiz çok iştir. Evet efendim. Yani çok işte namazı bozar. Onun için bu vatandaşımızın yapması gereken şu idi. Kaldırdıktan sonra yeniden tekbir alıp imama uyması ve eksiği tamamlaması. Kaldığı yerden. Öyle yapmadıysa o günü öğle namazını kaza etsin. Peki efendim. Ama tabii ki bir vatandaşımıza da o noktada. Tabii yardımcı olmak tabii, gerekir. Tabii, tabii. Ha. Mesela bir adam namaz kılarken birisi denize düşse, evet. Ateşe düşse. Namazı bozup o düşeni kurtarmak lazım. Yani bu şeydir, görevdir bu. Hocam hemen gelen bir soru var tweet üzerinden. Evet. Diyor ki peki böyle bir durumda muhterem hocama soruyoruz. Namazla ilgili bayılma noktasını soruyoruz. Eğer imamda efendim rahatsızlık olsa veya sesi kesilse veya farklı bir şey olsa imam şaşırsa cemaatle biz ne yaparız diyor. Şimdi imam okumada şaşırırsa arkadakilerin bildiği şekilde düzeltmeleri gerekir. Bilen birisi. Bilen birisinin sesli düzeltmesi olarak mı hatırlatıyor hocam? Şöyle şimdi hareketi yanlış yaparsa Sübhanallah, Elhamdülillah. Uyarıcı. Uyarıcı. Yani hatırlatıcı zaten imam. Bu arkadan birisinin Sübhanallah dediğini, Allahu Ekber dediğini, dediğini duyarsa, ha demek ki ben yanıldım der, düzeltir. Evet efendim. Şimdi ama okumada yanlışlık yaparsa, ki bu cehri okumalarda, evet. Açıktan okumalarda söz konusudur. Tabii arkada bilen biri varsa o düzeltir. Ha diyelim ki imam tıkandı, gidemiyor ileriye. Arkada da açan yok önünü. Okuduğu miktar namazın yeterli olacağı kadar bir miktar ise orada keser, rükûa gider. Miktar nedir hocam mesela? En az. Yani ayet miktarı okunacak. Şimdi orada ihtilaf var. Bazı alimler diyor ki en az 3 ayet. Veya kul huvallahu ahad İhlas suresi kadar bir ayet. Veyahut da 3 ayet. Yani o uzunlukta bir tek ayet veya 3 ayet. Ama İmam-ı Azam diyor ki bir kelime de olsa. Yani elif, la, mim, zelikel kitabu, la, rabbe fih. Yetti. İmam-ı Azam'a göre yetti. Hatta müdhammetan yeter. İmam Azam'a göre yeter ama İmam Ebu Yusuf'a, İmam Muhammed'e göre yetmez. Çünkü o İhlas suresi kadar ya 3 ayet okuyacak yahut da o uzunlukta bir tek ayet okuyacak diyor. Ha, şimdi imam o kadar okumuşsa rükûa eğilir ve namazını tamamlar. Ama o kadar okumamış. Arkadan da aşmıyor birisi. Onu bırakır başka yere geçer. Tabi o da imamların işi. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz muhterem hocam. Bugün de bizleri aydınlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bugün de yine programda bizlere eşlik eden muhterem hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteydik. Muhterem hocamız da bugün yine söyleşilerimiz oldu. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalıştık efendim. Ve bilmediklerimizi de kıymetli hocamızın vesilesiyle öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, sizler adına da. Ben teşekkür ederim. Sizlere de sıhhat afiyet diliyoruz. Hayırlı bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.
Müzik.